Arkadaşlar selamünaleyküm. Biz şimdi bir Düzce tarafına geçiyoruz. Araçta bir enjektör sıkıntımız var. Bir ayarlarına baktıracağız. O gün çalıştır arabayı. Göründüğü üzere geç çalışıyor. Gaz ver bırak. Gaz ver bırak. Yeterli. Aracı arkadaşımız aldı. Hemen enjektörcüye gitmesini söyledik. Daha sonrasında boşluğumuz olduğu için biz de beraber gitmeye karar verdik. Şimdi gideceğiz. O süreci de olabildiğince göstereceğim size. Öncesi ve sonrası yapacağız. Şimdilik biz yolumuza devam edelim. Zonguldak'tan da hafif bir görüntü verelim. Arkadaşlar şu an Akçakoca yolunda gidiyoruz. Düzce'de bir tane pompa firması var. Yani bu enjektörleri falan güzel bir şekilde ayarlıyor. Bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur. Düzce Soylu Pompa. Şimdi gideceğiz. Daha önceki araç gönderdiklerimizde herhangi bir problem olmadı. Adamlarla herhangi bir bağlantımız da yok. Ama işini güzel yapanı her zaman hani ön planlarda görünmesini isterim. Bu arada Akçakoca yolunu bilen bilir. Çok güzel bir yolu var. Şimdi araç hakkında biraz konuşalım. Aracımız 3 silindir. 1.5 CLDi motor olarak geçiyor. 2005 miydi? 2005 model Hyundai Accent. Aracı arkadaş almış. EGR iptali olduğu söylenmiş. O yüzden siyah duman attığı söylenmiş. Ben baktım, evet EGR iptal. Ama EGR iptalinde bile bu kadar duman atması zaten imkansız. Direkt enjektörlerin acilen bakıma girmesi gerektiğini söyledim. Çünkü uzun vadede bu şekilde kullanırsa enjektörlerin piston kafasına işemesinden dolayı aracın pistonlarında eritmeye kadar gidebilirdi. Bu da büyük bir motor masrafı açabilirdi arkadaşa. O yüzden dün yanıma geldi ve bu sabah bir boşluğumuz oldu. Hemen sabahleyin aracın enjektörlerini bakıma götürüyoruz. İnşallah o bölgede de arkadaşlar izin verirse ufaktan bir video çekerim. Enjektör ayarları nasıl yapılıyor vesaire. Bir izin almaya çalışırız onunla ilgili. Ufaktan da son bağlanış aşamalarını falan çekerim. İnşallah kaynama falan olmaz enjektörlerde. Biliyorsunuz bazı enjektörler kaynıyor, zor çıkıyor. Bu aracın bence enjektörleri daha hiç sökülmemiş gibime geliyor. Bakalım. Orada yapılan işlemleri detayını olabildiğince size çekeceğim. Bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun şimdilik. Arkadaşlar Düzce Soylu Pompa'ya geldik. Şimdi etrafı mekanı birazcık tanıtacağız size. Aletleri falan anlatacağız. Olabildiğince size videolayacağız. Ustam isim neydi? Abdülkadir. Abdülkadir Usta ile beraberiz. Buyur ustam sendeyiz. Şu an ne yapılıyor enjektörleri? Şimdi enjektörler ilk arabanın sıkıldığı kontrolü buraya geliyor. Bakım yapılacaksa uçtan açıyoruz. Bunları temizlemek için burada makinemiz var, ultrason makinesi. Evet. Titreşim veriyor zaten bunu. Bunlar güzelce temizleniyor. Sonra buralarını fırçalıyoruz. Burada tetikleme aletimiz var. Tetiklemelerini ölçüyoruz. Tetiklemelerini ölçtükten sonra tekrar ultrasonik makinesinden memeleri çıkartıyoruz. Topluyoruz. Topladıktan sonra makineye bağlıyoruz. Hangi makineye bağlıyoruz? Biz 815 var. Bosch'un orijinal makinesi. Bu makine değil mi? Evet. Bir de G-Max Premium var 6000. Buna bağlıyoruz. Buna hem pompa hem enjektör bağlanıyor. Daha çok genelde. Yani araç üzerinde bir simülasyon gibi bir şey oluyor değil mi? Yani, anlık tabii, ne kadar bastığı görünüyor. Tabii, tam gazı ekranı göstereyim burada. Tamam. Şu an aracın çevir saatine taktik yapıyor. Şu an ayar yapacağım buna. Bu Siemens enjektör, Volkswagen'den çıkıyor. Evet. 1.4 ayar herhalde değil mi? Kapıda vardı bir tane. Evet, aynen. Ben bunun ayarını yapayım, görmüş oluruz. Ekranı takip ederek benim ne kadar işeme miktarı olduğunu mu ayarlıyor? Tabii. Pilot ayarını yapıyorum aslında ben burada. Barbaros bizim yakaladığımız şey var, belli bir ayar var. Arabanın üstünde performans çok iyi. Biz işte bu ayardan devam ediyoruz. Yani yüksek devirlerde aynı şekilde tabii test sürekli yapılmış oluyor. Zaten bunlarda ayarları düştüğü zaman şakırdama yapıyor arabalarda.
O ayara getirdikten sonra şarjlama kesiliyor. Tamam, bu basınç ayarını, mazot pompası ayarlarını burada görüyoruz. Burada evet. Simülasyon yapmış oluyoruz aynı zamanda. Bunun ayarını yaptıktan sonra diğer makinelere de bakarız. Gerçi ondan çalışıyor ama. Şu makineden ne yapılıyor demiştik? Bunda da Bosch'un orijinal makinesi bu. Buna da şey bağlıyoruz, enjektör bağlıyoruz buna. Şu an bağlı zaten. Zaten bir de bağlıyoruz. Şu an şeylerini açtıktan sonra, baştan sona kadar. Şu an aynı zamanda mazot geçişi devam ediyor. Şu an tabii. Bobinler çalışıyor. Tabii. Mazot geçişi devam ediyor. Ortalama rolantideki şeyi kaç oluyor? Şu an mesela rolanti bu. Dolmadan hani çıkıyor. Kaç bar basınç veriyor normalde? Arabaya göre düşük basınç veriyor. 300 civarında, 300 bar civarında. 300 bar civarında bir basınç veriyor değil mi? Oluyor. Evet. Rolanti değerleri tabii her arabanın şeyi farklı ama bu Doblo'nun, ki Doblo'nun şu anki değerleri güzel. Euro 5 galiba. Evet. Şu an şuna bakalım, daha ne diyor? Ayarını biraz daha yükseltiyorum. Şu anda ayarın yükseldiğini hangi ekrandan takip edeceğiz mesela? Şu dördüncü adıma getiriyorum ben. Evet. Buradaki benim yaptığım ayar. Şu 0.9, 1.3'e kadar getiriyorum. Yani ortalama 1.1'e yaptığım. Biz bunları zaten olur. Normalde AutoCom cihazlarda bilen bağladığımız zaman işte silindir 1, 2, 3, 4 olarak verdiği işeme miktarları o zaman bunları görüyor oluyor değil mi? Yani burada tam net olarak görünüyor. Orada da görünüyor da burası biraz daha hani pilot ayarı yaptığımız için biraz daha farklı. Şimdi mesela bazı araçlarda birinci enjektörde işte 0.80, 0.90 yazıyor. İkincide 0.40 ama üçüncüye geliyor mesela 0.2, 0.3 değişebiliyor. Mesela bazen eksili rakama düşüyor. O zaman enjektör ayarının bozukluğunu mu anlatıyor tabii, o zaman tabii. Bize? Tabii, aynen öyle. Evet arkadaşlar, makineler bu şekilde. Hepsi test cihazları. Buranın adresini bilen yorumu alt kısma bırakacağım, açıklama kısmına. Bu makine ne iş yapıyor? Bu makinede eşit iş. Birim enjektörleri yapıyoruz. Ben şu. VAC grubu galiba. VAC grubu galiba. Aynen öyle. Bunu daha çok zaten üst abi takip ediyor bunları. Benim çalıştığım makine şunlar. Bunlarda da gene aynı şekilde işeme miktarları tabii, bakıyor değil mi? Aynı eşitlikte yani, işemesi aynı lazım. Tam gaz, orta gaz, rolanti, bütün arabadaki bütün değerleri görüyoruz. Dengeli bir şekilde getiriyoruz. Ondan sonra arabaları takıyoruz. Şu cihaz ne yapıyor? Bu şey, mekanik pompa. Bu eski kara dizeller tabii, için falan mı bu? Mekanik pompalar için. Evet. Zaten yeni taşındık buraya 2010'da. Evet. Traktör durumuna Türkiye'de bakıyoruz. Burada da ayar yapacak. Arkadaşlar tamamen eski tip kara düzen olan dizel pompaların ve enjektörlerin testi için olan makine. Bu da bu şekilde. Evet, bu da şey. Partikül de var galiba. Partikül makinesi, evet. Katalizör. Bu bunun daha önce bir makine vardı. Onun temizlemesi nereden baksan 2 saat falan sürüyordu. Bunu aldık. Bu nereden baksan 20-25 dakikada hallediyor. Yani özel bir sıvısı zaman, var galiba değil mi? Tabii, bu özel sıvısı var. Bunun arkasında. Biz ta bağladıktan sonra kendisi şey yapıyor, hallediyor. Bir de mesela diğer makineler birazcık daha yatay gibi, bu daha az yer kaplıyor herhalde. Aynen. Bu da hız olarak daha çabuk şey yapıyor, temizlik yapıyor. Evet, güzel makine. Aynen, zaten kendini belli ediyor. Sürekli içine bir sıvı veriyor, belli oranlarla yıkamasını yapıyor galiba. O çözeltisi var içinde. Bu şekilde çalışıyor. Tamam ustam. Bu arada bizim de aracın enjektörleri sökülüyor arkadaşlar. Onları da olabildiğince çekeceğim. Düzce soylu pompadayız. Yusuf Usta'nın da birazdan videosunu çekeriz. Onu da videoya dahil ederiz. Arkadaşlar enjektörler sökülüyor. İlk iki tanesi şu anda görüldüğü üzere şöyle gösterelim. Hazır çıkabiliyor. Bu da gevşek. Herhangi bir sıkışma olmadı arkadaşlar. Rahat çıkacak gibi görünüyor. Şimdi bunlar makineye bağlanacak. Makinede testleri falan yapılacak arkadaşlar. Kapının önü komple araç dolu. Görüldüğü üzere şöyle çalışma koşulları her ortama uydurulabilir şekilde. İşçilikleri temiz arkadaşlar. Daha önce de buraya araç gönderdik. Herhangi bir problem yaşamadık.
Şu an enjektörler işaretleniyor. Birinciden çıkan 1'e, ikinciden çıkan 2'ye, üçüncüden çıkan 3'e şeklinde. Hepsinin pulları değişecek arkadaşlar. Evet, derya kuzusu. Şimdi ayara gidiyor. Arkadaşlar, enjektörlerin dış kurum temizliği yapılıyor. Çalışma bölgesinde biliyorsunuz şu kısımlarda kurumlaşma oluyor. Arkadaş şu an onları temizliyor. Tezgaha bağlanmadan önce bütün temizlikleri yapılıyor arkadaşlar. Makineyi temizledikten sonra dışını güzelce mazotla yıkadıktan sonra uç mühimleri iyice temizlenmesi için ultrason makinesine sokuyoruz abi. Tamam. Ondan sonra da zaten uç mühimleri yeni gibi çıkacak. Ondan sonra makineye bağlanacak. Yani temizlenmeden makineye bağlamıyorsunuz hiçbir şekilde. Yok. Bağlamıyorum. İsim neydi kardeşim? Muhammed. Muhammed kardeşimiz de bu işi yapıyor. Ne kadardır buradasın? 1,5 sene oldu abi. 1,5 sene. Çok güzel. 45 derece sıcak suyla 15 dakikada meme uçları temizleniyor enjektörün. Bunda özel sıvısı var ayrıca. Bu titreşim veriyor galiba. Arkadaş aynen. O şekilde söylemişti. Aynen. Titreşimli ultrason makinesi. Timer kendi kapatıyor galiba. Aynen. Sıcaklığı da buradan ayarlıyorsun. Aynen. Sıcaklıklarını zaten hiç karışmıyoruz. Orada hep aynı derece duruyor. Haftada bir de temizliğini yapıyoruz. Suyun temizliğini. Sonra ilaç tekrar çıkar. Sıvısı değişiyor. Aynen. Sıvısını falan güzel. Aynı sıvıyla uzun zaman devam etmiyor. Aynen abi. Güzel. 15 dakika sonra tekrar çekeceğiz. Kadardan çıkarttıktan sonra uçlarına iyice bir hava sıkıyorlar. Su makineye bağlandığı için, depoya gideceği için hem makineyi bozdum, hem enjektörleri. Yani sıvıdan kurtuluyorsun o sayede. Aynen. Oradaki sıvıdan kurtuluyoruz. Ondan sonra makine bağlanma aşamasından önce giriş rekorlarını sıkacağız. Oradan da mazot kaçırmasın diye. Gevşek olanı mazot kaçırdığı için. Bu genelde sökerkenki gevşemelerden dolayı yapıyorsun değil mi bu işlemi? Aynen hocam. Mengenede özel aparatla sıkıyorsun çünkü şu aynen. Tam kertik yerine denk geliyor. Aynen öyle hocam. Çünkü bazı mengelerde bunlar olmadığı için Eziliyor ve tam tutmuyor. Keçeli olanlarda, Peugeot grubunda da bu sefer keçelerden yağ kaçırma gibi problemle karşılaşıyorsun. Aynen. Yani. Çünkü şey yapamıyorum, oturtamıyorum tam. Ben evet. Sana şu şekilde göstereyim. Oturtacak yer olmuyor çünkü hep kayıyor. Artı bir de genelde zemin kısmı tırtırlı olduğundan mengenin aynen. Enjektörün yapısını da bozuyor. Tamam anladım ben, sıkıntı yok. Bir de şu şekilde oturtacak yer bulamıyor. Evet. Her şekil oynuyor yani. Aparat gayet temiz bir işçilik sağlıyorsun. Aynen. Bundan sonra zaten arabanın üstünde geri dönüşte ön değerler alınmadığı için bir de ön değerleri biz şurada alacağız. Bunlar ne peki? Bunlar normal tipi olacak. Dört şekil. Enjektörün üstünde bobinin alt tarafında yok. Kalıyor herhalde. Şu kısımda olan alt parça. Aynen. Evet. Bir de üstünde ayar değerleri var. Onları göre takıyorsunuz. Aynen. Bu enjektör de arkadaşlar başka bir aracımızın. Ne işlem yapıyoruz şu anda? Şimdi bundan üstten ayar yapılıyor. Şimdi ayarı biraz yükseltirsek şimdi bir tık daha ses konuşuyorsun şu an. Belli bir ayarımız var. Mesela belli bir ayarımız var. 1.5 yapıyoruz. Evet. Diğerini fazla sıktık. 1.9'da falan sıktık. Bunu gevşetmemiz gerekiyor ama gevşeterek olmuyor. Gevşettiğimiz zaman şey oluyor böyle az sıkmış oluyor. Yani. Eski ayarımız. Yani biz bunu tork anahtarıyla sıkıyoruz. Şey normal elle sıkmayla olacak bir işlem değil. Ben bunu tıkla sıkıyorum. Tekrar ayara getirdiğim zaman daha iyi sıkılmış oluyor. Anladım. Çünkü hani normalde için açmıyoruz ama belli bir yerin üstünü kaçırırsak bazen bunu sıkabilmek için de şöyle bir aparatımız var. Çünkü bu içindeki pul eziliyor. Evet. Normalde bunu kalınlaştırmak gerekiyor. Onun yerine bunun için sıkıyorum. Yani siz bunu her söküp taktığınızda aynı bir karter tabii pulu gibi eziliyor. Tabii. Normalde sökmüyor. Tabii ezildiği karter için karter pulu gibi eziliyor. Onun değişmenizi icap ediyor. Ben bunu ayarlıyorum ya. Mesela 1.9'a çıktı. Evet. Diyelim. Ben bunu 1.3 ayarlamam lazım. Şimdi bunu gevşettiğim zaman gevşek kalmış oluyor. Arabanın üstünde birkaç gün çalışınca bozulabiliyor. Bozulmaması için iyi sıkılarak pulları nerede peki? Pul olarak gösterebilir misin? Pulu bu. Bir dakika cımbızla getirmem lazım. Cımbız yok. Yok şu görünen parçası gerek yok. Zaten evet, dönüyor elinde. Şu gördüğünüz altıgen bir pul var arkadaşlar. Aynen. Bu pulları da eğer bu enjektörler dağıtılıyorsa dikkat edin değiştirin. Tekrar yağ sıkalım.
arkadaşlar tork anahtarıyla sıkılıyor. Öyle T kolla falan sıkmak yok. Bunlar da VAK grubunun. Zaten üzerinde bakın. Audi amblemleri, Volkswagen amblemleri falan var. Bunların pulları bayağı bir kalın. İki tane mi kol çıktı bunlardan? Yok, bunlarınki bir pul var. Çıkır gibi böyle. Ya bu tek pul mu? Evet, tek pul. Çift pul gibi geldi bana. Ama çift pul. Tek bunlar ya. Tek mi? Ha, bayağı kalın ya, yani. Bayağı kalın. Normalde multijetlerde falan bunun yarısı kadar pul var. Onu koyuyoruz, tabii, sıkıyoruz. Tabii. 1.5 olan var, 2 olan var. Evet. Bu Volkswagen 2.5 öyle. Beraber böyle değişiyor. Arkadaş tekrar torklamasını yapıyor. Kara balta bir şey sıkmak yok arkadaşlar. Düzgün çalışma bu şekilde oluyor. Ben bunu sıktım da makine bağlayıp değerlerini göreceğim. Tetikleme, tetikleyecek kadar sıktım. Evet. Bunu ayrı düşüktür büyük ihtimal. Şeyde de, enjektör makinesinde de bunu test edip normal ideal ayarlarına getireceğim. Tamamdır. Arkadaşlar, dün başlarına gelmiş arkadaşım. Ford Transit enjektörleri enjektör işemesinden dolayı bu hale gelmiş arkadaşlar. Evet, fazla püskürtmeden dolayı bu hale gelmiş. Bakın bu da aynı şekilde. Pistonun kafasına zarar verdi mi acaba? 190 ona da zarar vermiştir. Ama ilerleyen şeyde belli olacak. İlerleyen kilometrede belli olur. Sonuçta tabii. Bunu erittiyse piston zaten alüminyum. Tabii. Zaten o eritmiştir. Yani. Bazen başında gibi dolularda. Peki bu sökülü halde mi geldi araç yoksa siz mi söktünüz onu? Bu Ford'cu bir abimiz var Gelsenay'da, o bize gönderdi. Tamam, o zaten motoru indirdi, o zaten hali gördü. Ondan aynen. Sonra ondan sonra zaten yenisini taktı. Çünkü bu halde gelme şansı yok bunun. Kitlemiştir zaten. Çalışmaz mı zaten bu? Çalışması bilmiyorum da zaten memler de bitmiş yani. Bunda bir tek işe yarayacak malzemen varsa şu bobin. Rekorla bobin. Aynen, rekor. Bobin o da çıkma olarak işte birine lazım olduğu zaman isterse verilebiliyor. Aa, değil mi? Aynen. Arkadaşlar şimdi bir enjektörün ne kadar püskürtmesi oluyor onu göreceğiz. Şimdi arkadaşımız bağlıyor. Geri dönüşü taktım. Artısı eksi soketi taktık. Şu anda işeme miktarını görüyoruz. Marş zorlaması falan tabii oluyor herhalde. Çalışırken zorlanır. Geç çalışır veya tam koy verdiği şey çalışmaz. Çünkü basıncı tutamadığı zaman yeteri kadar da basınç olmadığı zaman arada şey olmuyor. Peki geri dönüş arızası olduğunda hangi kısım değişiyor? Bunun iç ventili var. İç vent. Bunu dağıtıyoruz. Tamamen dağıtıyoruz. Bunun için ara parça dediğimiz var olarak geçiyor genelde. Biz ara parça diyoruz. Onu değiştirdikten sonra tekrar tetikleme ayarını yapıyoruz. Sonra makineye bağlıyoruz. Makine tabii hep her zaman ayarı getirdikten sonra her zaman testten geçiyor. Her zaman testten geçiyor. Geri dönüşü bozuk. Sıkalım. Hepsine burada bakabiliriz. Bunun da geri dönüşün bozuk olduğunu görmüş olduk. Yani şimdi en azından şeyleri sıfır parçanın ne kadar bastığını bildiğimiz için şimdi evet. Değer olarak gördüğümüzde daha çok daha iyi anlıyoruz. Biraz o konuda tecrübe kazandığım için geri dönüşü biraz bozuk. Bağlamaya gerek yok. Arkadaşlar enjektörün bobinlerinin de kesme olayları oluyor. Onları da arkadaşlar. Siemens'ler de oluyor zaten. Bu ölçme aletimiz. Bu alet sadece bunun testi için değil yani mi? Yani testi. Çok uzun çalıştırmayacağım. Tamam. Bunun çalıştığını gösteriyor. Burada bir belli bir değer gösteriyor. 1907 yakaladığı zaman bobinin çalışır olduğunu gösteriyor. Bunun bobini kestiği zaman sıfır değer gösteriyor zaten. Hani çalışmadığını peki gösteriyor. Biz bunu voltmetre ile ölçtüğümüz zaman da anlayabilme şansımız var mı? Yani tabii anlayabiliyoruz. Yani hani normal bobinlerde anlayabiliyoruz tabii. Ya bunda da gene bir anlama ihtimali var. Tabii ki püskürtme şeyini göremezsin burada ama burada bobini görüyorsun. Evet. Bobinin çalışıp çalışmadığını burada görüyoruz.
Yani zaten arabalar uzun yolda genelde fark etmiyor. Kısalda da oluyor. Bobini kesiyor. Teklemeye başlıyor zaten araba. Araba o zaman kendini korumaya alıyor zaten. Aynı bildiğim yavaş hani yavaş benzinli geliyor. Araçta bujideki bir tanesi tamam, çalışmaması aynen. Gibi kesiyor kendini. Tabii bunlar sökülüyor. Yenisi takılıyor. Ayar yapıyoruz tekrar makinede. Evet. Diğerlerinin diğer üçünün ayarını getiriyoruz. Ondan sonra düzgün şekilde çalışıyor. Evet, bobinin de test makinesini bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Şu anda tamamen aracın egzantriğini taklit ediyor değil mi? Tabii. Pompa, ray, raydan elektrik. Arkadaşlar, üst kapağı bağladığınız zaman mazot pompasını egzantriğe oturtuyorsunuz. Bu da şu anda aynı onu taklit ediyor. Yani siz buradan devir yükselttiğiniz zaman aslında bunun devrini yükseltiyorsun. Evet, araç böyle, yüksek hıza çıkmış gibi yapıyorsun. Ben bu makineyi çalışıyorum, tamam, bir devire çalışıyorum. Kendi devirli, rölanti devirlerini falan çeviriyor. O kendi ayarlıyor zaten. Hı hı. Aslında şu an 1350 barda tetikleme var. Puls 850. Şey oldukça tam gaz şu an. Tam gazı ölçüyor. Geri dönüşü ölçüyor. Orta gaz. Rölantiye şey yaptıkça da bar düşüyor. Peki şu andaki işeme yani enjektör işeme miktarları yani normal mi? Onu neye göre göreceğiz? Şu an istediği şeyler var mesela. İstediği değerler var. 51.4 toleransı da artı 4, eksi 4, 55.9 o değerlerin içinde. Yani şöyle bir şey de var herhalde. Şu anda buraya bağladığınız her enjektörün burada zaten bir kod değerleri, olması gereken değerleri sizde mevcut. Yani siz onu seçerek onun üzerinden işlem yapıyorsunuz değil mi? Kitapçık üzerinden seçer gibi oluyor yani. Tabii. Bunun numarası var. Bu boş enjektör. Az önce ayarladım Siemens'i. Siemens'i seçerek ayarladım. 445, 110, 064. Onu seçtim. Şu anda değerlerini alıyorum. Şimdi bunlarda şey var. Şimdi işemeden bahsettik ya az önce. Bunun işemeleri burada görünmüyor. Şundan bakıyoruz. Mekanik bir enjektöre bağlıyoruz mesela. Onun ucundan söktükten sonra. Evet. Şuna bakıyoruz. Bunu bağladıktan sonra şey gibi düşün. Mesela bir parfüm şey oluyor, soluyor sıktığın zaman. Evet. Damlıyor birazcık ucundan. Atıyor da şey yapıp tık 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 bastığımız zaman şey varsa enjektörün tık 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 diye çalışıyorsa şimdi siz bunu bastığınız zaman bar hemen yükseliyor bu. Tabii. İşer gibi çıkıyorsa işeme olduğunu o şekilde görüyoruz. Evet. Arkadaşlar bu meme de dün gelmiş. Olması gereken şekli sağdaki gibi. Bunun kafasına piston vurmuş arkadaşlar. Artık araç egzantrik mi sıyırdı, zincir mi sıyırdı, ona artık bir şey diyemeyeceğim. Hali bu halde. Gördüğünüz gibi kafa dümdüz olmuş. Bu durumda da enjektör memesi değişip komple revizyondan geçiyor tabi. Bakın zaten kitlemiş içini. Çekişte vurur gibi vurmuş piston kafasına. Enjektör memeleri söküldü arkadaşlar. Dağıtıldı. Araç sahibi burada. Merhaba arkadaşlar. O da izleyicilerimizden. Aynı zamanda benim lise arkadaşım. Dün hemen bana gelmesi üzerine bugün de Düzce'ye yola çıktık. Bir hava almaya geldik. Hem soylu pompaya da güzel bir şekilde bir anı olsun diye video çekmeye karar verdik. Umarım faydalı bilgiler olmuştur sizin için de. Az önce mazot pompasının şu cihazda bağlı olduğunu ve şuranın döndüğünü görmüştük. Egzantriği taklit ediyor demiştik. Egzantriği arkadaşlar egzantriği taklit ettiren dişli bu. Bazılarında kama gibi içine geçer. Bunlar da dişli şeklinde. Bu döndükçe mazot pompasına sürekli basınç verir arkadaşlar. Mazot girişlerinden doğru. Oradan da common rail ile geçer. Yakıt hattına. Onu da zaten orada göstermiştim. Arkadaşlar
arkadaşlar. Enjektör memelerinden bir tanesinin işediğini fark ettiler. Ama sıfır ile tekrardan bir testten geçiyorsunuz değil mi? Aynen. İkisi arasındaki farkı. Bu, biz mekanik saate bakacağız şimdi. Normal makine alamayacağız. Evet. Önce bir araç üstündekini denedik. Kendi üstündekini. Bu işi olarak gösterdi. Bir de sıfırına bakacağız. Ondaki işeme miktarına göre söyleyeceğiz yani. O kısmı mazot dolduruyor arkadaş. 2 saat. Başka işleri var. Şimdi meme testi yapıyor. Gördüğünüz gibi oradan basıyor. Ve buradaki basınç miktarını görüyorsunuz. Bakın enjektör bu şekilde. Nasıl gösteriyor? Evet. Bu çalışıyor gösteriyor. Bakayım. Bırak. Bakalım. Sıfır olan meme düzgün çalışıyor. Bizim aynen. Mememiz çalışmıyor. Aynen, işeme yapıyor. Gökhan hayırlı olsun. Bir de şu an elimizde bir tane de eksik mememiz var. onu nasıl yapacağız? Bir tane var. Diğeri sipariş edeceğiz. Gün içinde getirtmeye çalışacağız. Bakalım. Gün içinde değil mi? Bir tane meme eksik ama Kadir abi haberin olsun da. Dört tane piston sana fazla gelmiş. Aynen. Üç tane 72 tane de gidersin sana. Arkadaşlar üç tane mememiz de değişiyor. Memeler kaçırdığı için şişediği için üçünü de yeniliyoruz. Yenileri de burada. Şimdi eskilerimiz burada. Aslında benim anladığım kadarıyla bu memelerin şu milleri ve şu iç kısımları aşınıyor. Şu dip kısmı, konik olan kısmı yuvada tutamadığı için fazla kaçırıyor, değil mi? Daha önce bunun üzerine çalışmamamıza rağmen aşınma olaylarını bildiğimiz için yorumunu yapabiliyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane meme değişiyor. Araç sahibi mutlu. Çok mutlu. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Şu anda harcadığı para yani motor parasının 5'te 6'da biri. Eğer bunları yaptırmamış olsa hem motorundan olacak hem de yarın bir gün tekrar masaya gelecek. Belki enjektör değiştirmeye gidecek bu sefer de. Bu yüzden kârdı arkadaşlar. Erken bakım hayat kurtarır. Yaşlama neyle yapılıyor? Gres ya plata kalken iyi yapışması için bir sene evet. Boya vurdum. Bizim yaptığımız bakım ve ayar yaptığımız belli olsun. Tamam, herhangi bir kayma yaparsa, herhangi biri bir açmaya denerse buradan ellendiği belli olsun diye yapıyorsun yani. Aynen tamam. Enjektörlerimiz hazır, yerine bağlanacak. Yani şimdi yerlerine takılacak, onlar da dışarıdaki usulara takacak abi. Tamam. Arkadaşlar geldiğimizde hava yanıyordu. Şu an hava bozdu. Yağmur yağıyor. Stop et. Stop et Gökhan. Şimdi bir hava basacağız. Temizliğini yapacağız. Önüm bir ulaşıyor artık. Hadi bilgisayara bana avzayı silin onu. Al şunu. Arkadaşlar enjektörler yerine takıldı. Temizliği yapıldı. Şimdi en son olarak araç bilgisayara bağlanacak. Arızalar varsa ekranda silinecek. Sökülüp takıldığı için. Başka bir problemimiz kalmadı. Sadece üst kapağını takacağız. EGR'nin sacı da yırtık çıktı. EGR iptali vardı zaten araçta. Şimdi onu da aynı şekilde yenisiyle değiştirdik.
Plakamız da bu. Araç sahibi mutlu. Silelim. Kontağımız açık zaten. Açık. Bu sürekli verilen arıza. Bunu... Klima kontrolüyle alakalı bir şey var. Aynen. Tamam. Arızalanmamız söndü. Herhangi bir problem yok. Sabahki attığı kurum arkadaşlar. Şimdi bir süre daha azıcık atabilir yola çıktığımız sürece. Çünkü egzozda kalan kurum oluyor. Ama biraz yol yaptıktan sonra videoyu çekeceğim. Kurumun kesildiğini göreceğiz inşallah. Arkadaşlar enjektörlerimizi hallettirdik. Soylu pompadayız demiştik. Şimdi Yusuf Usta'yı dinliyoruz. Buranın sahibi Yusuf Usta. Kaç yılından beri abi buradasın? Biz 2003 yılında soylu pompayı kurduk. O zamandan 2021 yılına kadar devam ediyoruz. İşte ikinci servisimizi açtık. Zaten sen de şey yapmış oldun, görmüş oldun. Evet. Ben bu işi normalde ben liseyi endüstri meslekte okudum. Yaz tatillerinde babamın yanında çalışarak başladık. Sonra okul bittikten sonra 2 sene üniversite okudum ben motor bölümü üstünde. O da bittikten sonra devamı direkt burada çalışmaya başladık. Aşağı yukarı bir 16-17 sene bu mesleğin içinde olmuş olduk. Babam da yıllardan beri bu işi yapıyor. Bu işte. Babamın tecrübesiyle bu duruma geldik. Şu anda işte kendimizi geliştirmeye uğraşıyoruz. Oldukça geliştirmeye uğraşıyoruz. Çünkü otomotiv teknolojisi her sene değişime geçiriyor ve devamlı öğrenmek zorunda kalıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadarıyla hem teknolojiye hem otomotiv teknolojisine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu hale kadar gelebildik. İnşallah bundan sonrasında daha iyi şeyler gerçekleştirmeye uğraşacağız artık. Arkadaşlar videonun altına ben bırakacağım buranın adresini vesaire iletişim bilgilerini. Bizden gelenlere bir indirim olur mu? Tabii ki. İsmini Mustafa Usta'nın ismini verdikten sonra bugün zaten sizin reklamınız için arkadaşlara da indirim yaptık. Sizin isminizi verdikten sonra her türlü biz indirimi yapmaya ve de düzgün bir iş, dört dörtlük ve randımanlı bir iş yapmaya uğraşacağız. Evet. Arkadaşlar Düzce soylu pompa diyoruz. Dizel'de tek geçiyoruz. Videoyu sonlandırıyoruz. Sonuna ufak bir partikül videosu ekleyeceğim. Onu da göstereceğim. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ ol. Arkadaşlar partikül de şimdi makinede temizlenecek. 20-25 dakika kadar sürdüğünü söylemişlerdi. Aparatları bağlanıyor şu an. İçine basılan o sıvının herhangi bir kaçak yapmaması için bu şekilde kavuç kortumla beraber kelepçeyle bağlanıyor. Partikül filtresi bağlandı. Üzerine jakı geçirildi. İçinden çünkü sıvı geçecek. Kelepçeler tekrar sıkılıyor. Herhangi bir kaçırma olmasın. İçinden sıvı tam geçsin diye yapılıyor bu işlem. Cihazın ayarları yapılıyor. Şimdi sıvı enjekte ediliyor abi. Şu kapağı kapatayım diye. Sıçramasın diye kapatıyoruz. Zaten 10 saniye sonra... Şu an içine sıvı mı enjekte ediyor? Aynen. Temizlemek için o sıvı enjekte ediyor. Şu kısımda zaten yazıyor. Aynen. Çözümü bekleniyor. Sıvı bazen şu noktada kaldığı için geri aşağı yukarı attığımız için bir daha içine sıvı enjekte ediliyor. Yani borunun içinde kalmasın diye hareket ettiriyorsunuz. Aynen. Sonra. O da partikülün çok uzun olduğundan kaynaklanıyor herhalde. Kısa da öyle bir problem olmuyor. Yok, kısa da fazla problem olmuyor.
Şu an suyu vermeye başladı. İzleme işlemi devam ediyor. Şunu da açalım. Açalım. Açalım, sıkıntı yok. Basış gördüğünü onu daha iyi bilmeli. Evet. Çok kuvvetli bir basınç var. Arkadaşlar, bu verilen bir anda olan basıncı siz araçta istediğiniz kadar yüklenin, çıkaramazsınız. Çünkü bir anda veriyor, yani sizin turbodan alacağınız maksimum güçte bile bunu temizleyemezsiniz. Ayrıca bunu şeyden sonra bir kurutması var şimdi. Makine kendi özelliği bir kurutuyor. Aynı zamanda kurutma da yapıyor. Aynen. Değil mi? Islak göndermiyorsunuz yani. Yok, ıslak göndermiyoruz. Makinenin içinde hem... Arkadaşlar, yıkama işlemi sonrası aynı makine buradan sıcak hava gönderiyor anladığım kadarıyla. İçini komple temizliyor. Ya yani sıcak ya da soğuk, hani bu önemli değil. Kurumuş bir şekilde gönderiyor arkadaşlar. Muhteşem bir basınç oluyor işin içinde. Yani hortum çıkmış olsa burada Allah muhafaza hep beraber yıkanırız herhalde. Geldin mi başına? İki defa geldim. Kapak kapalıyla basıyor da. Biz yine biraz uzak duralım. Ne olur ne olmaz. Aynen. O tam fark tutumu bağlandığı yerde. Şu kısımdan iyi sıkmayınca atıyor. Kelepçeler sağlamaması gerekiyor. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Zaten şimdi kurutmaya aldı. Şimdi de kurutmaya aldı. Daha sonrasında zaten içini göremeyeceğiz. Sonuçta yılan kamera falan gerekiyor. 300 saniyede kurutma... şey var, tanesi. Ondan sonra direkt araca takılmaya hazır mı oluyor? Ondan sonra söküler motorcuya gönderilip araca takılıyor. O şekilde bitiriyor yani. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun dememe gerek yok. Zaten videoyu beğendiyseniz abone de oluyorsunuzdur. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hayırlı akşamlar.